neden ilk inen kitap olmamıştır demiş. Zira her dönem ihtiyacını her zaman örtebilecek bu yüce kitabımız önceki dönem ihtiyaçlarını da içereceğinden neden tek kitap olmamıştır? Bunu gerçekten çok merak ediyorum diye sordum. Aslında tek kitap da Müslümanların sorunu. O Zuhal kardeşimizin sorusunun cevabı. Kur'an tek kitap. Çağlara hitap eden bir kitap. Sorun nerede? Değerli Zuhal kardeşimize hocam, selam edelim. Hocam aslında şöyle soruyor anladığım kadarıyla. Yani baştan beri gelen iki kitap niye Kur'an-ı Kerim olmamış da daha önceden başka kitaplar gelmiş. Acaba öyle mi soruyor? Evet. Ha, ben soruyor tamam, özür dilerim. Belki de öyle evet. Evet. Tamam. Neden Kur'an-ı Kerim hepsinde kapsayacak hükümler içeriyor? Baştan beri Kur'an-ı Kerim gelseydi keşke diyor ama aslında ya, yani hep diyoruz hocam ilk din. Ya zaten din. Tabii aslında cevabı içerisinde yani Kur'an ayrı bir kitap değil ki. Önce Musaddıkan Beyne devam edeyim. Musaddıkan. Yani öncekileri tasdik eden bir kitap hocam. Yani adı Kur'an değil. Biz ona ötekilerine Tevrat diyoruz, İncil diyoruz. Yoksa aynı kaynaktan, yani, aynı kaynaktan geliyor. Ama insanlar zaman içerisinde yani, maalesef. Yani benim o soruya eklemeye çalıştığım şuydu. Aslında Kur'an tek kaynak. Ben soruyu şöyle algılamıştım. Niye farklılıklar var? İnsanlar Kur'an'ı farklı yorumluyorlar. Oradan kaynaklı yani yorum, yani evet, insan unsurundan kaynaklı bir şey ama sanıyorum soru sizin önceki açıklamanızla beraber. Dolayısıyla da Kur'an'da yani yeni bir kitap değil. Yani şöyle söyleyelim o zaman cevap olarak. Aslında öncekilere inen de kitap. Yani belki tam aranan cevap odur. Öncekilere de aynı kitap inmişti. Yani Allah ne yapmıştır? Yeni şartlar ortaya çıkınca yeni bir takım hükümler getirmiştir. Ve yine o soruyla ilintili olarak şunu da ekleyeyim ki Emre Hocam. Açın bakın Kur'an'ı, açın diğer işte ilahi kaynaklı kitapları. Evet tahrif edilmiş diyoruz ama ortalama bakın Kur'an'ın mesajından %70-75 oranında aslında eski şeriatları Kur'an devam ettiriyor. Öyle demiyor mu hocam? Eskilerin şer'u men kablena, hani öncekilerin, bizden öncekilerin şeriatı işte. Enam 89-90'larda buna vurgu yapar Kur'an-ı Kerim. Öncekileri dışlamıyor ki zaten. Hani şunu söyledim aslında %70-75 derken Kur'an'ın yeni getirdiği %25'lik bir kısım söyleyebiliriz o indiği dönemin şartlarında. Gerisi hep eski kaynaktır. Yani önceki peygamberlere gelen şeriattır. Ona biz Kur'an diyoruz. Yoksa Musaddık olması da oradan geliyor. Musaddık olması da o zaten. Peki.